Herkese selam. Bugün önümüzde tam anlamıyla bir canavar var desek yanılmış olmayız. M.2 NVMe SSD'lerin yeni kralı Aorus RGB AIC NVMe 1TB SSD. Zaten çok şık kutu tasarımından da içinde nasıl bir canavar olduğu anlaşılıyor. Şöyle önlü arkalı bir kutusunu gösterelim. Daha sonra detaylı incelemesine geçeceğiz. Kutunun ön tarafı zaten dediğimiz gibi sade ve çok şık. Arka tarafına bakalım. Arkada ürünle ilgili herhangi bir resim yok birkaç dilde teknik detaylara yer verilmiş. Bu da M2 SSD'yi daha da gizemli kılmış. Ve artık kutuyu açma vakti. Koruyucu kabı çıkartalım. Altından gene aynı tasarıma sahip asıl kutusu çıkıyor. Onu da kaldırdığımız zaman M2 SSD'mize merhaba diyoruz. Yuvasından çıkartıp daha da yakından bakalım. Üst taraftaki Orus logosu ve soğutucu üzerindeki desen şekil itibariyle SSD'ye görsellikte zaten tavan yaptırmış. Orta kısımda RGB ışıklandırma yok üstte yani şu an gördüğümüz kısımlar RGB ışıklandırmalı. Şimdi soğutma sistemine değinmek istiyorum. Hemen sırası gelmişken belirtelim. Bu SSD soğutma sistemi olarak aslında 4 kısımdan oluşuyor. En üstte ısı yayıcı, onun hemen altında termal pad, termal pad'in altında SSD'miz ve gene termal pad ile ısı yayıcının birleşimiyle gerekli soğutma sağlanıyor. Burada Gigabyte şunu amaçlamış, SSD'nin her iki tarafında yüksek iletkenliğe sahip termal petler kullanmış. Böylece ısının bir yerde toplanmadan komple dağılımı olması sağlanmış. Termal petlerin yüksek iletkenliği sayesinde de ısı alüminyum soğutucu üzerinde dağılmış ve bu sayede SSD'nin kusursuz soğutma performansı ortaya çıkmış. Sonuçta böyle bir SSD alıyorsanız çok uzun yıllar boyu kullanacağınız aşikar. O yüzden zamanla ısı yüzünden bir problem yaşamamak için Böyle bir soğutma düzeni olan SSD'ye sahip olmak alıcısını da oldukça mutlu edecektir. Çünkü yüksek ısıda çalışan her türlü bileşen risk altındadır. Bu işlemci için de geçerli, anakart için de geçerli, ekran kartı için de geçerli ve bu SSD için de geçerli. SSD'nin daha yüksek performansla çalışması ve ömrü açısından da daha düşük ısıyla çalışması son derece önemli. Gigabyte özel çift taraflı ısı yayıcılar sayesinde kendi SSD'sinin aynı ortamda kullanılan ve bu soğutmaya sahip olmayan bir SSD'den 30 derece daha serin çalıştığını iddia ediyor. 30 gerçekten çok ciddi bir rakam ve dediğimiz gibi SSD'yi yıllarca kullanacağınızı düşünürsek bu soğutmanın aslında ne kadar gerekli olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun asıl koptuğu noktaya yani SSD'nin performansına. SSD'miz PCI Express 3.0 X4 arayüzünü kullanıyor. NVMe protokolü olarak da NVMe 1.3 kullanılmakta. Peki bu ne demek? Bu öncelikle aşçı arabirimine göre çok daha yüksek hız demek. Aynı zamanda NVMe ara biriminin en büyük nimetlerinden biri de SSD'ye birden fazla komut gönderebilmesi. Bu sayede input output per second yani IOPS Türkçe adıyla söylemek gerekirse saniye başına girdi çıktı oranı çok daha yüksek oranlara çıkabiliyor. Kısacası aşçı arayüzü ile SSD'ler belli bir hızın üstüne çıkamazken NVMe protokolüne sahip bu SSD ile inanılmaz hızlara çıkmanız mümkün oluyor. Aorus RGB AIC NVMe 1TB SSD'nin 3480 MB saniye sıralı okuma hızı 3080 MB saniye yazma hızı mevcut. Rastgele saniye başına girdi çıktı oranı yani IOPS değerleri ise 610K okuma ve 530K yazma olarak yer alıyor. 3D TLC Toshiba NAND teknolojisine sahip ve SSD'nin üzerinde Phison kontrolcü var. Ayrıca SSD'nin harici 1024 MB ön de mevcut. Güç tüketimine gelirsek boşta 485 mW yükte ise okumada 6.2 watt ve yazmada 5.9 watt güç tüketimi var. Garanti kapsamı 5 yıl veya 1600 terabayta kadar yazma kapasitesi. Bu da Gigabyte'ın Orus SSD'sine ne kadar çok güvendiğinin sağlaması olmuş. Şimdi biz de kristal disk ile SSD'mizi test edelim. Bakalım bir de performansını biz hep birlikte canlı şekilde izleyelim. Evet test sonuçlarında da gördüğünüz gibi hız olarak muazzam sonuçlar mükemmel vadelerini de fazlasıyla veriyor. SSD'mizin adından da belli olduğu üzere bir RGB desteği vardı. Şimdi biraz ona değinmek istiyorum. 6 adet ışık modu var. Bunları şöyle isimlendirebiliriz. Renk dalgası, statik, nabız, flash, çift flash ve renk döngüsü. SSD'nin sitesinden destek bölümünden RGB Fusion 2.0 programını indirerek istediğiniz efekti SSD'nize kolayca atayabiliyorsunuz. İsterseniz diğer Aorus bileşenlerinizle de senkronize şekilde renk ayarı yaparak kullanmak mümkün. Yan kapağı camlı kasa kullanan RGB seven arkadaşlar zaten bizim söylememize gerek bile yok. Bu konudaki gerekli tüm ayarlamaları kendileri yapacaklardır. Ve bahsetmek istediğim başka bir şey ise SSD Toolbox yazılımı. Bu yazılım sayesinde SSD'nizin durumunu izleyebiliyorsunuz. Mesela model adı, firmware sürümü, sağlık durumu, sürücü optimizasyonu gibi genel bilgileri bu programda görebiliyorsunuz ve ayrıca sensör sıcaklığını da öğrenebiliyorsunuz. Kullanıcılar programın Secure Erase yani güvenli silme işleviyle de tüm verilerini kolayca temizleyebiliyorlar. Aynı RGB Fusion 2.0 yazılımında olduğu gibi SSD Toolbox'ı da sitesinin destek bölümünden kolayca indirebilirsiniz. Gigabyte Aorus RGB AIC NVMe SSD'lere AS256 bit donanım şifrelemesini, trim ve smart desteğini de sunuyor ve dediğimiz gibi 5 yıllık çok uzun bir garanti süresiyle de ürünü destekliyor. Bu modelin 512 GB olan versiyonu da var. 1 TB ve 512 GB olarak iki taneler. İkisi de Türkiye'de satışa sunulacak. Henüz Türkiye'de aktif olarak satışları fazla olmadığı için fiyat konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Tabi bunlar ekstrem ürünler oldukları için fiyatları da ona göre olacaklardır. Orası kesin. Ama bu tarz bir SSD arayanlar mutlaka bu SSD'yi takipte kalsınlar. Bu videonun açıklama kısmında ürünle ilgili gerekli tüm güncellemeleri mutlaka paylaşırız. Aorus RGB AIC NVMe 1TB SSD elimizden geldiğince ürün hakkındaki tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.